Değerli izleyiciler, tekrar karşınızdayız. İlk yarılar sona erdi. Saat 20'de başlayan iki karşılaşmada başkentten gol sesi çıkmadı. Ankara Gücü 0, Antalya Spor 0. İstanbul'da Fatih Karagümrük devrenin son dakikasında kaleci Ertaç'ın büyük hatasıyla Borini'nin attığı golle 1-0'lık üstünlük sağladı. İlk yarının rakamları ekranlara geliyor. Ofansif olarak baktığımız zaman Adana Demirspor büyük ölçüde topla daha çok oynayan ve daha üstün olan taraftı. Gayet etkili ataklar da yaptılar ama bir türlü golü bulamadılar. Arkasından da Karagümrük devrenin sonlarına doğru yavaş yavaş kendi yarı sahasından çıkmaya başladı. Ve bir hata sonrasında üstünlük sayısına ulaşmış oldu. İki İtalyan teknik adamın karşı karşıya geldiği karşılaşmada. Evet, Feyyaz Hocam, sizce Demirspor neyi eksik yaptı, neyi yanlış yaptı, Karagümrük neleri doğru yaptı? Daha üstün gördük Adana Demirspor'u ilk yarım saatte. Adana Demirspor'un yaptıklarında eksik yok. Güntekin, tempo çok yüksek. Son vuruşlarda biraz belki problem vardı diyebiliriz ama seyrettiğimiz oyun gol olmasa da olur dedirtecek cinsten. Çok keyifli bir maçtı. Sonunda da gol eksikti. Gol de geldi. Şerif Endiaye biraz daha değil mi? Becerikli olsa evet, farklı olabilirdi. Akintola müthiş bir performans sergiliyor. Akintola'yı tutmakta çok zorlanıyor Karagümrük takımı. Yani oyunu iyi oynayan Adana Demir'de golü bulan Karagümrük oldu ama bu şekilde devam ederse Adana Demir mutlaka goller bulur. Yani gol değil, goller bulur. Evet, ilk 45 dakika hayli hareketliydi. Akintola çok istekliydi. Gökhan İnler paslarıyla oyunu çok iyi yönlendirdi. Bence Adana Demir için kilit isim Belhanda. Senin o ısrarla söylediğin iki blok arasına girip topla buluşup orada Adana Demirspor'un bütün akınlarını yönlendiren isim Belhanda. Şerif'e son derece iyi bir asisti var aslında. Evet, Şerif biraz becerikli olsa bugün. Hani derler ya, atanla tutanınız iyi olacak diye. Bugün Adana Demir'in atanı da tutanı da çok gününde değildi. O yüzden ilk devreyi 1-0 geride bıraktılar. Jagne ile de rakip Karagümrük net bir tane pozisyon kaçırdı. Bir de enteresan bir istatistik var. Adana Demirspor'un hava topu %0, şeyin %100. Ama sadece bir tane vurmuşlar. Yani maç boyu bir tane hava topu olmuş. Burada Borini ile bir tane bir yokladılar. Kaleciyi geçmeye çalıştı. Evet. Borini ayaklarıyla Ertaş başarılı bir müdahale yaptı. Bir de bu var, 10 tane net, 2 tane pozisyonu var. Zaten uzun oynanmıyor. Yerden kalkmıyor. Hep yerden oynanıyor hocam. Hep kısa ve tempolu oynanıyor. O yüzden yerden ayağa pas. Aynen. O yüzden çok keyifli. Özellikle mesela Adana Demirspor takımı genellikle ben bütün maçlarını kaçırmıyorum, seyrediyorum. Siz de öyle. Çok zorunda kalmadığı zaman orta yapmıyorlar fazla. Bugün de en güzel örneği olmuştu o. Evet. Bu iyi bir pozisyondu değil mi? Jagne iyi bir vuruş çıkartamadı. Yani Karagümrük'ün aslında istediği gibi gitti maç. İlk yarım saat kapandılar. Evet, Emre. Biraz daha kendi sahalarında kalmayı sonra çıkmaya başladılar. Sonradan yavaş yavaş çıkmaya başladılar. Burada şeyin eksikliği de çok belli oluyor. Bartolomeu'nun eksikliği çok belli oldu. Yani oradan geçiş oyunlarında özellikle defansla hücumun arasındaki bağlantıyı çok iyi sağlıyordu o. Bunu Feguli yapamadı bugün sanki değil mi biraz? Efendim? Feguli. Yani biraz yapmaya çalıştı ama Şukurov yapmaya çalıştı biraz da. 3-4 tane çıkarken kaybettiği topla aslında net pozisyonlar verdi. Böyle bir eksisi vardı şeyin. Fatih Karagümrük'ün. Öteki taraftan Adana Demirspor iyi başladı. Üçüncü bölge savunmasında da zaman zaman, ikinci bölge başlasa da zaman zaman ön alan savunmasını çok iyi yaptı. O baskıyı çok iyi yaptı. Çıkarken dediğimiz gibi o kaybedilen topları biraz daha değerlendirme konusunda biraz daha acele etmese belki skor lehine olarak dönebilirdi devre arasında. Son dakikada inanılmaz olabilecek böyle hatalarda bir gol yedi kaleci. Ama ondan önce bir golde de çok müthiş bir gol çıkarttı. Borini'nin de zannedersem karşı karşıya kaldığında ayağıyla iyi bir müdahalede bulundu. İkinci yarıda yine zevkli bir karşılaşma izleyeceğiz diye düşünüyorum. Yani aynı şekilde geçecek diye düşünüyorum. Tempoyu biraz daha arttıracaklar. Bir gol oldu. Gol olduğu zaman böyle maçlarda, özellikle Adana Demirspor'un maçlarında işin rengi değişebiliyor. Rengi değişebiliyor evet. Tolga, gole ne diyorsun? Yani bir kaleci için tabii ki çok büyük bir talihsizlik. Tabii, çok talihsizlik. İyi bir maç oynuyor. İyi de bir performans gösteriyor aslına baktığınız zaman Ertaç. Tedirginlik golü mü, özgüven golü mü? Biraz bence özgüven. Yani çünkü orada oyuncunun ayağına çarpıyor. Borini'nin yavaş da gelen bir top. Yavaş bir top ama
Tam diz aslında orada bir güvencedir. Maç sonu daha değerlendiririz. Maç başlıyor ikinci yarı. Bakalım ikinci 45 dakika bize ne gösterecek. Maçın sonunda tekrar birlikteyiz. Takımlar geldi sahaya. İzleyiciler ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Fatih Karagümrük.